1948 yılında Aydın Lisesi aslında Türkiye'nin demokratik yaşama, demokrasiye geçmesine, çok parti yaşama geçmesinin bir sonucu gibi. Çünkü Aydın Lisesi, Aydın'ın ilk lisesi, Demokrat Parti ile CHP arasında ciddi bir rekabet yaşanmıştı o yıllarda Aydın ilinde. Unutmayalım ki Aydın, Adnan Menderes, Başbakan Adnan Menderes'in memleketiydi. Dolayısıyla iktidar partisi CHP burada Demokrat Parti ile ciddi bir mücadele verdi. Önemli girişimlerde bulundu, önemli yatırımlar yaptı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Aydın ilinde eğitim yatırımları %35 oranlarına yükseldi. Daha sonra Demokrat Parti iktidarında ise Adnan Menderes'in memleketi Aydın olmasına rağmen eğitim yatırımları %10 düzeyinde kaldı. Dolayısıyla biz buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Aslında Aydın'da eğitim alanında yaşananlar siyasi rekabetin bir sonucu gibi durmaktadır. 1950'de iktidar değişikliği oldu ve Adnan Menderes ve ekibi Demokrat Parti iktidara gelmiş oldu. Ve aynı zamanda Sovyet Rusya tehdidi nedeniyle ve Sovyet Rusya'nın boğazları Türkiye'den istemesi, Doğu Anadolu'dan toprak talep etmesi sonucunda Türkiye Amerika'ya yanaştı. Türkiye'nin Amerika'ya yanaşması sonucunda tabii ki Türkiye'ye Amerikan Marshall yardımı geldi ve Türkiye NATO'ya dahil edildi. Marshall yardımı sonucunda Türk köylüsü traktörle tanıştı. Bunun sonucunda evet tarımda bir üretim artışı oldu ancak köylerdeki insanlar işsizlik neticesinde kentlere akın etmeye başladılar. Ve kentlerde büyük umutlar peşinde koştular. Tabii ki kentlere olan göçün sadece bu etkiye dayalı olduğunu söylemek mümkün değildir. Nitekim Aydın Lisesi kentin ilk lisesidir ve Aydın'da o yıllar itibariyle kentin nüfusunun artmasının en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Çünkü Aydın'ın hiçbir ilinde, ilçesinde, başka beldesinde lise yokken pek çok insan Bozdoğan'dan, Umurlu'dan, Nazilli'den, Aydın'ın diğer ilçe beldelerinden, köylerinden çocuklarını okutmak için, Aydın Lisesi'nde okutmak için kente göç ettiler. Aynı zamanda o dönemde önemli bir ulaşım vasıtası olan tren ile İncirlova gibi, Söke gibi, Nazilli gibi, Umurlu gibi belde ve ilçelerden Aydın merkeze insanlar trenlerle çocuklarını bu liseye okumaya gönderdiler. Aydın Lisesi aslında Aydın'ın dönüşümünü anlatan önemli bir yatırımdır.